dünyanın askeri uçak projelerini daha yüksek sesle konuştuğu bu günlerde bir ülke son derece dikkat çeken işlere imza atıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin olduğu bu Devler Ligi'nin yeni oyuncusu Brezilya. Kendi imkanlarıyla ürettikleri ve Amerikalı muadiline meydan okuyan özellikleriyle öne çıkan askeri kargo uçağı son dönemlerin en gözde işlerinden. Türkiye'nin de ciddi anlamda ihtiyacı olan yeni nesil askeri kargo uçaklarından biri olan Brezilyalı Embraer KC-390'a yakından bakalım ve bir ülkenin gerçekten de istediğinde en zorlu projelerin bile altından nasıl kalkabileceğini birlikte izleyelim. Bu hafta sizleri biraz uzaklara götüreceğiz. Amerika kıtasının en önemli ülkelerinden biri olan Brezilya'nın askeri nakliye projesini ve bu uçağın nereden başlayıp nereye evrildiğini anlatacağız. Elbette bazılarınız bize ne Brezilya'nın uçağından diyebilir. Ancak durum pek de öyle değil. Çünkü bahsedeceğimiz uçak son dönemlerde dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor. Ayrıca Türkiye'nin de bu tipte bir askeri kargo uçağına olan ihtiyacı düşünüldüğünde yakın gelecekte bu ismi daha çok duyma ihtimalimiz de artıyor. Embraer'in KC-390 Millennium uçağını anlatacağız ama önce şirketle ilgili temel bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Embraer, Brezilya merkezli bir havacılık şirketi. Son dönemlerde Avrupa'da farklı işbirliklerine de imza attılar. Ayrıca dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli ortaklıkları mevcut. Bugüne kadar ticari, askeri, idari ve tarımsal üretim amaçlı uçaklar ürettiler. Başlangıç noktaları aslında Türkiye ya da diğer ülkelerle çok benzer bir hikayeye dayanıyor. Brezilya'daki Havacılık Bakanlığı, ülkede hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılabilecek bir nakliye uçağı ihtiyacı olduğunu belirliyor. Tabii hemen kollar sıvanıyor. Ancak o dönemlerde Brezilya'nın tek başına bu işin üstesinden kalkabilmesi pek mümkün olmuyor. Dünyada bu işi yapan kim ülkelerle temas kuruluyor? Nasıl bir uçak istendiği, ne kadar bütçeleri olduğu, projenin ne zaman bitmesi gerektiği gibi detaylar muhtemel ortaklara aktarılıyor. Günün sonunda Fransa'dan bize uyar yanıtı geliyor. Fransız uçak tasarımcısı bir firmayla ortaklık kuruyor ve hafif bir nakliye uçağı için süreç başlıyor. İlk proje geliştiriliyor. Brezilya Hava Kuvvetleri uçak için onay veriyor ancak bu kez de kim üretecek sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü bu tür büyük projelere imza atan ülkeler, üretimin kendi topraklarında yapılması konusunda ısrarcı oluyor. Haksız da sayılmazlar. Milyarlarca dolar para harcayıp sadece son kullanıcı olmak ya da daha açık bir ifadeyle başka bir ülkeden uçakları hazır olarak alıp kullanmak günün sonunda hiç de karlı olmuyor. Fransız şirketle bu mesele de hallediliyor. Ama ortada hala büyük bir sorun var. Brezilya'da bu tür uçakları üretebilecek bir şirket bulunmuyor. İşte Embraer tam da bu noktada devlet desteğiyle 1969'da kuruluyor. Fransızlarla ortak geliştirilen EMB-100 üretimi hızlı başlıyor. Brezilya Hava Kuvvetleri için kısa sürede 100 adet üretiliyor. Brezilya ordusu bu işten çok memnun oluyor çünkü uçak gayet başarılı bir sınav veriyor. Askeri uçağı bu denli başarıyla ürettikleri için doğal olarak bunun sivil versiyonunu da yapalım düşüncesi hakim oluyor. Sivil makamlardan 1972'de sertifika alınıyor. Böylece hem askeri hem sivil kargo uçaklarının önü yasal olarak tamamen açılıyor. EMB-100 sivil uçak olarak sahne alıyor ancak 100 koltuklu bir platform olması bir süre sonra bekleneni karşılamıyor. Ticari uçuşlar için bu sayı yetersiz geliyor. Daha fazla yolcu taşıyan modele yoğunlaşılıyor. Bu kez de EMB-110 ortaya çıkıyor. Hem yolcu uçağı hem de hava ambulansı olarak kısa sürede büyük başarılar elde ediliyor. Açık kaynaklara göre 22 yıl boyunca üretim hattında kalan bu uçaktan 500'e yakın sayıda üretiliyor. Zaman ilerleyip teknoloji geliştikçe EMB-110 içinde bazı eksiklikler göze batmaya başlıyor. Taşıyabildiği yolcu sayısı yine az geliyor. Ama bu kez daha önemli bir sorun da var. Bu uçakta kabin basınçlandırma sistemi bulunmuyor. Bu da oksijen maskesi kullanmadan 3000 metrenin üzerine çıkamamanız anlamına geliyor. Embraer yöneticileri bu noktada bir yol ayrımına geldi. Daha önce ürettikleri ve çok adette sattıkları uçağa devam etmek mi, yoksa bir üst seviyeye geçip daha gelişmiş bir uçak yapmak mı? İkincisini seçtiler. Yeni modelin ismi EMB-120 olarak belirlendi. 74'te başlayan projede ilk uçuş 1983'te geldi. Şirket kısa sürede bu modelden de 350'den fazla üretip satmayı başardı. Madem yapabiliyorlardı, o zaman daha iyi uçaklara yönelmek için vakit kaybetmeye gerek yoktu. Daha büyük uçaklar geliştirme konusunda son derece motive hisseden şirket, bölgesel jet uçaklarına da hızlı bir giriş yaptı. Bölgesel uçak tabirini ilk defa duyan takipçilerimiz
için bir parantez açalım. Bölgesel uçaklar özellikle yüz ölçümü büyük ülkelerde yolcu taşımacılığında sıkça kullanılıyor. Yolcu talebinin az olduğu şehirlerde yaşayan yolcular talebin yüksek olduğu şehirlerdeki havalimanlarına daha küçük uçaklarla taşınıyor. Özellikle Amerika ve Kanada'da bu tip uçaklar yaygın olarak kullanılıyor. Embraer bu iş için ERJ serisi uçaklar üretti. Bahsettiğimiz platformlar 37 ila 50 arasında yolcu taşıyabiliyor. Şirketin bu uçaklardan 1240 adet ürettiği biliniyor. Sonra yenilenen teknolojiyle birlikte E-Jet serisi başlıyor ve en büyük kırılmalardan biri burada yaşanıyor. Çünkü Amerika içerisinde bölgesel hava taşımacılığı yapan firmalar da bu uçağı kullanmaya başlıyor. Sonuçta 1700'ün üzerinde bir satış gerçekleşiyor ve şirket hem tecrübe, hem prestij, hem de ciddi anlamda para kazanıyor. Tüm bunların ardından Brezilya Hava Kuvvetleri'nin başka bir isteği duyuluyor. Kendi ülkelerinde üretilen yeni bir kargo uçağına sahip olmak. Haliyle Embraer'in kapısı çalınıyor. Şirket kargo uçağı için çalışmalara başladığını duyuruyor. Ancak bunun sivil mi yoksa askeri bir kargo uçağı mı olacağı sorularını yanıtsız bırakıyor. Ayrıca bir sorun daha var. Evet, şirket yolcu uçaklarından iyi para kazanmıştı ama büyük bir kargo uçağı yapabilmek bir hayli zordu. Çok ciddi çalışmalar, yüksek teknoloji, en üst düzey mühendislik gerekiyordu. Bunların hepsi çok ciddi paralar demekti. Embraer'in yöneticileri Brezilya Hava Kuvvetleri'nin kapısını çaldı. Siz bize destek olun, biz de sizin istediğiniz uçağı yapalım dediler. Brezilya askeri kurmayları tek bir şart sundu. Ellerinde uzun yıllardır kullandıkları Amerika üretimi C-130 nakliye uçakları vardı. Envanteri yenilemeyi elbette isterlerdi ama bunu yaparken kesinlikle C-130'dan daha aşağı bir seviyede uçağa razı olmayacaklardı. Embraer için yol haritası netleşti. C-130 nakliye uçağına denk ya da ondan daha iyi olan bir işe imza atmak zorundaydılar. Embraer henüz pazar analizi kısmında çok ilginç bir detayı fark etti. Evet, C-130'lar dünyanın dört bir yanında uçuyordu. Ancak 1954'ten bu yana göklerdeydi. Yaş ortalamaları bir aylık yüksekti. Çok yakın bir zamanda dünya genelinde en az 700 uçağın yenilenmesi gerekiyordu. Haliyle ortada çok büyük bir pasta vardı ve eğer Brezilya doğru adımları atabilirse küresel anlamda ciddi satışlara imza atabilirlerdi. Sizin istediğiniz uçağı yapabiliriz dedi şirket yöneticileri. Brezilya hükümeti de bu iş için 33 milyon dolar ayırdı. Ancak bu bütçeyle bırakın Amerikalı rakibiyle yarışacak nitelikte bir iş ortaya koymak, düzgün bir uçak yapmak dahi mümkün değildi. Meclis yeniden toplandı. Destek 440 milyon dolara yükseltildi. Brezilya Hava Kuvvetleri de uçak henüz ortada olmamasına rağmen 22 ila 30 adet arasında sipariş verdi. Top artık tamamen Embraer'deydi. Uzun ve hummalı bir hazırlık sürecinin ardından prototip üretimine geçildi. Ancak hala bazı sorulara net yanıt verilememişti. Bunlardan biri de motorlardı. Uçaklarda turboprop jet motorları mı yoksa turbofan jet motorları mı kullanılacaktı? Burada sizi çok fazla teknik detaya boğmadan kısaca her iki motor türüne değinip yolumuza devam edeceğiz. Hafif nakliye uçakları genellikle turboprop motorlarla donatılır. Ağır nakliye uçakları ise turbofan motorlarla. Eğer turbofan motor kullanırsanız gideceğiniz yere daha hızlı varabilirsiniz. Yüksek hızda daha fazla verim alırsınız. Bakım ve idame masrafları düşük olur. Turboprop motorlarsa turbofan motorların aksine daha düşük hızlarda verimlidir. Daha yavaş uçarlar ancak kısa pistlere de iniş yapabilmek gibi ciddi bir avantajları olur. Havacılıkta yabancı cisim hasarı denilen bir kavram vardır. Motorun içine yabancı bir cisim kaçtığında bu terim kullanılır. Turbofan motorlar işte bu tür hasarlara daha açıktır. Daha net bir ifadeyle çok naziktir. Turboprop ise dere tepe düz gidebilir. Toprak pistte dahi iniş kalkış yapabilmesi onun güçlü yönlerinden biridir. Brezilyalı şirket bu nedenle turboprop motorda karar kıldı. Tasarım sırasında motoru diğer uçaklardan daha yüksek bir noktaya konumlandırdı. Böylece toza karşı son derece dayanıklı, parçası kolay bulunan, nispeten az maliyetli, toprak pistlere inen ya da hasar görmüş pistten dahi kısa mesafede kalkabilen bir uçak yapmayı başardılar. Brezilya aslında bu uçağı yaparken son derece stratejik bir yol haritası izledi. Her şeyi tamamen ben üreteceğim bakış açısında ilerlemedi. Motor, aviyonik ya da uçuş kontrol sistemi için dünyanın en iyi şirketleriyle sözleşme imzaladı. Radarı başka bir üreticiden, uçağın savunma sistemlerini farklı bir yerden aldılar. Günün sonunda maksimum taşıma kapasitesi 21 ton olan bir uçak yapılacağı ilan edildi. Ki rakip belirlenen C-130'ların kapasitesi 19 tondu.
Ama ne olduysa Embraer bu plandan vazgeçti. Gövdeyi uzatma kararı aldılar. Kapasite bir anda 26 tona yükseldi. Bu sayede uçağın içine bir adet UH-60 Sikorsky helikopteri alınabiliyordu. Ayrıca 2 adet M113 zırhlı aracı veya 1 adet Boxer zırhlı aracını taşıyabiliyordu. KC-390'ın en göz alıcı özelliklerinden birisi modüler tasarım anlayışı oldu. Kullanıcının vereceği göreve göre uçağı adapte edebiliyordunuz. Haliyle bu uçağı alan bir ülke aslında çok farklı görevlerde kullanabileceği 10 parmağında 10 marifet olan platforma kavuşuyordu. Bu görevlerden bazılarını sayıp yolumuza öyle devam edelim. Eğer görev A noktasından B noktasına asker veya yolcu taşımaksa, KC-390 80 asker veya tam teçhizatlı 66 paraşütçüyü istenilen yere götürebilir. Görev acil yaralı tahliyesini gerektiriyorsa gövdeye hemen sedyeler eklenir. Bu sayede KC-390 Millennium 74 sedye ve 8 sağlık görevlisi taşıyabilir. Arama kurtarma, havadan insanlı keşif, özel operasyonlar ve insani yardım operasyonlarında kullanılabilir. KC-390'ın son dönemde kazandığı yeteneklerden biri de havadan yangın söndürme kabiliyeti. İhtiyaç duyduğunuz anda gövdesindeki 12 ton suyu ya da özel yangın söndürücü sıvıyı belirleyeceğiniz yere 7 saniye içerisinde boşaltabilir. Aslında uçağın KC kodunu kullanmasında dikkate değer bir anlamı var. Havacılıkta C harfi İngilizce kargo kelimesinin kısaltması. KC ise kerosen kargo kelimelerinden geliyor. Bu kodlama uçağın kerosenle yüklü olduğu anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere kerosen jet yakıtın ham maddesi. KC-390 Millennium aynı zamanda bir tanker uçak. Sahip olduğu bu kabiliyetle iki farklı uçağa dakikada 400 galon yakıt ikmali yapabiliyor. Söz yakıttan açılmışken KC-390'ın menzilinden de bahsedelim. Elbette rakamlar taşınan yükün ağırlığına göre değişiyor. Örneğin 14 ton yük ile 5000 kilometre uzağa uçabiliyor. Maksimum ağırlık olan 26 tonda ise menzil 2000 kilometreye düşüyor. Ama bu uçak havada yakıt alabiliyor ve böylece menzil önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Az önce de bahsetmiştik. Bu uçak yapılırken Amerikalı C-130'dan daha iyisi için yola çıkıldı. Sadece menzilde değil, hız konusunda da rakibinden iyi bir performans ortaya koyuyor. C-130'da seyir hızı saatte 540 km. KC-390'da ise saatte 870 km hızla gidebiliyorsunuz. Ki bu maksimum hız değil, seyir hızı. Bu da Brezilya üretimi kargo uçağıyla daha kısa sürede daha uzak bir mesafeye gitmeniz anlamına geliyor. Tabii bu noktada akıllara milyar dolarlık bir soru geliyor. Bu kadar iyi bir uçağın siparişleri ne durumda? Brezilya henüz yolun başındayken projeye desteğini bildiren ilk ülkeler Şili ve Arjantin oldu. Hemen ardından kapıda bu kez Portekiz belirdi ve biz de bu projede olmak istiyoruz dedi. Onların elinde de çok sayıda C-130 vardı ve yenilenme zamanları gelmişti. O dönemki adıyla Çek Cumhuriyeti de projeye destek olacağını duyurdu. Bu dört ülkenin havacılık firmaları alt yüklenici olarak projede yer aldı. Portekiz ilk etapta 5 sipariş verdi. Bir uçak içinde opsiyon hakkını saklı tuttu. Çekya elindeki eski C-130'ları KC-390'la değişeceğini duyurdu. Onlar da ilk etapta 2 uçak sipariş etti. Sayının artması bekleniyor. Sonra projenin başında ismi geçmeyen ülkeler de bir anda Brezilya'ya yöneldi. Kolombiya 12 adet sipariş vermek istediğini söyledi. Macaristan eskiyen AN-26 nakliye uçaklarını KC-390'la yenileme kararı aldı. Hollanda da 2 adet sipariş verdi ve birinin kargo, diğerinin ambulans uçak olarak hazırlanmasını istedi. KC-390 siparişi veren bir başka Avrupa ülkesi ise Avusturya. İlk etapta onlar da 4 adet uçak için anlaşma imzaladı. Slovakya'nın da KC-390 uçaklarını satın almak istediği biliniyor. Ancak açık kaynaklara yansıyan net bir rakam şimdilik yok. Avrupa'da silahlı tarafsızlık politikasıyla bilinen ancak NATO üyeliğinin ardından bu alanda hızla yol alan İsveç'te müşteriler arasında. Onların da ilk etapta 5 uçak alması bekleniyor. Ancak burada diğer ülkelerden farklı bir planları var. Brezilya'nın vurucu gücünü F-5 savaş uçakları oluşturuyor ve bunlar da bir aile eskidi. İsveç ise bu alanda Gripen savaş uçağı ile öne çıkıyor. Brezilya'nın KC-390 uçaklarına karşı İsveç'ten Gripen savaş uçağı almayı kabul ettiği biliniyor. Bu kadarla da sınırlı değil. Brezilya'nın askeri kargo uçağını satın almak isteyen Asya ülkeleri de var. Güney Kore bu bölgedeki ilk müşteri oldu ve 3 adet sipariş verdi. Hindistan'ın da 40 uçak almak istediğine dair haberler var. Ancak herkesin 3-5 uçak aldığı bir ortamda 40 sipariş vermeyi düşünen Hindistan'ın da kendi şartları bulunuyor.
Bunlardan biri de Hindistan'da kurulması planlanan bir ortak üretim hattı ki Brezilya'nın buna sıcak baktığı konuşuluyor. Hindistan gibi bir müşteriyi kaçırmak istemeyen Amerika tarafı da bu süreçte topa girdi. Onlar da C-130'un son modeli olan J serisini önerdiler. Eğer bizi seçerseniz ortak üretim hattı kurabiliriz demeyi de ihmal etmediler. Bir yanda askeri havacılığın başrol oyuncusu Amerika, diğer yanda son projesiyle dünyanın dört bir yanından sipariş alan Brezilya. Bahsettiğimiz gibi bu alandaki pazar çok büyük. Milyarlarca dolarlık kazanç söz konusu. Satan taraf için karmaşık olan bu dönem aslında yeni uçak almak isteyenleri de zorluyor. Bürokratların da askeri heyetlerin de kafası karışık. C-130'un yeni modeliyle devam etmek mi, yoksa ondan daha iyi olduğu konuşulan KC-390'a yönelmek mi? Sizin böyle bir imkanınız olsaydı hangi modeli seçerdiniz? Cevabınızı gerekçesiyle birlikte yorumlara yazın, üzerine konuşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Darısı Türkiye'nin de askeri kargo uçaklarında günün birinde kendi platformlarıyla gök vatanı selamlayacağı günlere diyelim. Yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.